Münafığın iyi yönü Müslümanların birbirine kenetlenmesine sebep olur. Müslümanların gafil olanlarını uyandırır, şevklerini artırır, heyecanı artırır. Mücadele azmini artırır. Müslümana hayat daha güzel gelir. Allah'ın nimetlerinden daha çok zevk alır. Cenneti genişler, bereketi genişler. Münafık atak yaptıkça mümin gençleşir, dinçleşir, sağlık sıhhat kazanır. Münafıkta da bu tam tersi etki yapar. Onda çökme, yaşlanma, hastalık, ağırlaşma, bereket bozukluğu, sıkıntılar ve belalar şeklinde kendini gösterir. Dikkat ederseniz kardeşlerimize her münafık atağında bağlılık daha artarak gelmiş. Daha bir nuraniyet, daha bir şevk, daha bir heyecan olmuştur. Ve kardeşlerimizde bu çok eğlendirdiğini görüyorum ben münafıklarla uğraşmak. Evet. Yani görünmemiş şekilde eğleniyorlar. Bayağı eğlence çıktı onlara. Müslüman için eğlenceli ve zevkli oluyor. Daha önce o zevkte mahrumdular. O zevki onlara sunmuş olduk yani. Sunmuş oldular yani o adamlar sundular. Biz de tabi ayette Kur'an'la destekliyoruz. Münafık eğer Müslümana sarılmasa Müslümanlarda meskenet olur, bitkinlik olur. Çok tehlikelidir Allah size gelsin. İçine kapanabilir zamanla Müslümanlar. Onun için münafık atakları Müslümanlarda çok muazzam canlanma, şevklenme, heyecanlanma, birlik ve beraberlik ruhunu müthiş genişletir. Yani bu Allah'ın hikmeti, Peygamberimiz zamanında da öyle. Münafıklar çok şevklendirici, çok Müslümana heyecanlandırıcı vesile oluyorlardı. Dolayısıyla münafık mümin için bir nimettir. Yani hem manevi makam yükselmesi açısından, hem şevk heyecan artması, hem birlik ve beraberlik ruhunun güçlenmesi, hem işte Peygamberimize karşı sevgi, işte sahabeye karşı sevginin artmasında da, o devirleri düşünmemizde de ve geçmiş dönemlerdeki münafıkları da görerek peygamberleri sevmemizde de mühim bir vesiledir. Çok heyecan vericidir. Allah onu bir nimet olarak müminlere yaratır. Münafıkları da çökme vesilesidir. Azap meselesidir. Çok ciğeri yanar münafıkların. Münafıklar için bir felaket, bela, iç acısı, ciğer yanmasıdır. Ciğeri akıl almaz yanar yani. Çok ızdırap çekerler. Çektikleri ızdırap olarak düşünürler o İslam'a yaptıkları hizmeti. Onun her günü, her saati onların canını yakar. Çok ızdırap oluyorlar ve Müslümanlara verdikleri nimetler gördükçe daha da yanarlar. Mesela Müslümanlara imkanlar sağlamışlar, güç sağlamışlar, gençlik, dinçlik sağlamışlar ama o arada kendileri çürüyüp, eriyip, yok olup gitmişler. Resulullah zamanında öyleydi. Münafıklar mahvoldu ama Peygamberimiz ve sahabeler acayip güçlüydüler. Çok saatli hale geldiler. Müslümanlara münafık çok dinçlik verir. Mesela adam içine kapalıysa dışa dönük olur. Hareketsizse hareketlenir. Birbirine sevgileri artar. İttifak artar. Küfürle mücadele artar. Kendi değerlerini daha çok fark ederler. Ne kadar önemli olduklarını daha çok görürler. Çünkü kıyas olduğu için daha büyük bir nimetin içerisinde olduğunu, yani eski nimetlere göre daha büyük bir nimetin içinde olduğunu hisseder.